Robin'i unutma. Mutlu Oyuncak Dükkanı. Tutulan Sözler. Üç uçağı da çemberden geçiriyor. Peş peşe harika atışlar. Bence pilot olmalısın Pofu. Şimdi sıra bende. Bu başarıyı elma ile kutlayacağım. Kim ister? Ben. Neredeyse oluyordu. Üzülme Fistan. İki hakkın daha var. Bu oyunda sıkılmadınız mı daha? Hayır, daha yeni ısınıyoruz. Bana ısınmak demek kıpır. Sıcaktan tüyleri birbirine girdi. Hı? Çilli. Dikkat, uçak acil iniş yapıyor. Uçağı kaçırmış. Buldum Ayşe usta, buldum. Ne o Maviş, neyi buldun? Serinlemek için çok iyi bir fikrim var. Bak böyle. İyice geriye yatıp kendini bırakınca hop 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 hop. Rüzgarla da serinliyorsun öyle mi? Evet. Biz sallanmak konusunda senin kadar yetenekli değiliz ki. Hı? O yüzden ben vantilatörü kullanayım. İyi sabahlar Ayşe usta. İyi sabahlar sallanan oyuncak. Sana da iyi sabahlar Elif. Sıcakta böyle hareket edersen terlersin. Ama bir oyuncak olduğun için çok şanslısın. Elif, ne çok uçak var burada. Sokakta buldum. Birileri oynayıp atmış olmalı. Ben de aldım. Belki daha sonra kullanırım. Sokakta mı? Aferin Elif. Çok güzel düşünmüşsün. Sanırım bazıları gereksiz şekilde kağıt harcamamak gerektiğini unutmuş. Haklısın. Ben çıkıyorum. Bakalım başka uçak var mı dışarıda? Güle güle. Of. Şimdi gerçekten terledim. Bulut, bulutlar dans ediyor. Bir şey kaçırdın mı? Hayır, sözlere bir türlü karar veremedim. Ben yardım ederim, tekrar et bakayım. Yağmur geliyor birazdan. Bulut dans ediyor çoktan. Cici asma suratını hemen. Sözler benden, müzik senden. Küçük kuş şarkı söyler. Bulutlar hep gülümser. Devam et Robin. Çok iyi gidiyorsun. İşte yağmurun sesi. Bak nasıl da neşeli. Tık tık tık. Cama vurdu. Şıp şıp şıp. Çiçek duydu. Harika. Hadi şimdi müzikle deneyelim. Yağma sütlerimiz. Sırası mı şimdi Robby? Şarkının sözlerini bulduk. Acele et. Tamam. Terk edilmiş kağıt uçaklar anlaşılan bizim atölyeden havalanmış. Açık bırakılan lambalar. Boş yere çalışan vantilatör. Savurganlıkla ilgili anlattıklarım pek hızlı unutulmuş. Birinin bunu durdurması gerekiyor. Ben hazırım. Hadi Çilli, biraz acele et. Bir horozun dayanamayacağı üç şey vardır Maviş. Bunlardan birincisi acele etmek, ikincisi sıcaktan tüylerinin yapışması. Üçüncüsü ise... Kırık diş. Kırık diş de nereden çıktı? Banyosunun yarım kalması diyecektim. Çilli, kırık diş burada. Yine mi yakalandık?
Geldi oynayalım kırık diş. Geldi oynayalım kırık diş. Ne oldu kırık diş? Yoksa suyu sevmiyor musun? Ne yazık. Biz akşama kadar oynayabiliriz. Galiba erken sevindik. Uzun ve sıkıcı bir oyun bizi bekliyor. Ayşe usta. İşte başlıyoruz. Ayşe susmuyor. Elektrik de kesildi. Biliyorum. Bir süre elektriğimiz ve suyumuz olmayacak. Ama banyo yapmazsam kaşıntıdan uyuyamam ki. Kırık dişi tüyleri hep üstüme yapıştı. Televizyonda izleyemiyoruz. Üzgünüm. Ama bu söyledikleriniz ne elektriği ne de suyu geri getirebilir çocuklar. Ne olacak şimdi? Bilmem. Keşke su kaynaklarımız olsa ya da elektrik üretebiliyor olsaydık. O zaman sorun kalmazdı. Ne? Neden olmasın? Ne? Kendi su ve elektrik kaynağımızı yapabiliriz Çilli. Şaşırdın mı Fistan? Biz nasıl? Sakın Çilli. Şu an başaramayız denilecek zaman değil. Mutlu oyuncak dükkanı başarısızlığı. Elektrik hala kesik Fistan. Bol şans çocuklar. Bunun işe yarayacağına emin misin Fistan? Kitapta güneş enerjisinin işe yaradığı yazıyordu. Bunlar da sonuncusu. Harika! Diğerleri gibi hepsini güneşe koyalım. Önce kırık diş, şimdi de toprak. Banyo yapmak için sabırsızlanıyorum. Toprağı o kadar kazdık ama hala su yok. Puffo, gerçekten ne kadar kazmamız gerektiğini bilmiyor musun? Ağaç kadar büyük bir çukur olamaz değil mi? Tabii ki olmaz. Onun gibi birkaç ağaç kadar kazacağız. Ne? İyi ki o kadar derin değil. Puffo, neredesin? Fazla uzakta değilim Çilli. Buzdolabı, yiyecek hiçbir şey yok. Nasıl olur? Ben daha elma alırken doluydu. O zaman her şeyimiz vardı Puffo. Su, elektrik, buzdolabında çeşit çeşit yiyecek ve içecekler. Şimdi hiç yiyeceğimiz kalmadı mı? Olamaz. Nasıl gidiyor Puffo? Biraz sakinleşebildin mi? Bahçe neredeyse hazır. Şurada meyveler var. Elma, armut, nar, erik. Diğer tarafta da sebzeler. Harikasın Puffo. Sayende bahçemizde çeşit çeşit yiyecekler yetiştireceğiz. O kadar da yakın değil Cici. O ne demek? Meyve ağaçları büyümesi ve meyve vermesi için birkaç yıl gerekiyor. Sebzeler için daha az ama mevsime göre birkaç ay yeterli. O kadar çok mu? Tabii önce tohumları sulamamız gerekiyor. Keşke sabah elmanın hepsini yemiş olsaydım. Ben de Ruby'yi dinleyip sütümü içmiş olmak isterdim. Kolay gelsin Ayşe usta, bak yeni defterim. Annemle birlikte yaptık. Bu kağıtlar yoksa sabah topladığın uçakların kağıtları mı? Evet, onlardan kendime resim defteri yaptım. Sen de mi resim yaptın? Ne çizdin? Evet. Senin pek anlaşamayacağın bir tırtıl. Adı Tortor. Ne komik isim. Neden anlaşamam? Çünkü senin gibi değil. Hep israf ediyor ve sahip olduklarını da savurganca kullanıyor. Biri ona yanlış yaptığını söylemiyor mu? Hayır, ama sonunda kendi anlıyor. Sana bir gün hikayesini anlatırım. Olur. Ben de defterime resim çizdikçe sana getiririm. Anlaştık. Tortor yarım bıraktığı yapraklar kuruyup etrafta hiç... piller bitmiş olmalı. Onlar son pillerimizdi. Pilleri güneşe koyunca dolar sanmıştık ama dolmamış. Üzülmeyin. İlginç bir deney yapmış oldunuz. Yine de güneş enerjisinin böyle kullanılmadığını öğrendiniz umarım. Hadi Ayşe usta, Tortor'un hikayesine devam edelim. Haklısın Maviş. Hemen devam ediyorum.
Tortor, yarım bıraktığı yapraklar kuruyup etrafta hiç yiyecek kalmayınca hatasını anlamış. Yiyeceklerine ihtiyacı olduğu kadar tüketse böyle olmazdı. Bizim gibi meyve ve sebzelerin öyle kolay yetişmediğini öğrenmiştir artık. Haklısın Kıpır, öğrenmiş. Öğrenmiş ama çok sevdiği evini de terk etmesi gerekmiş. Artık ev olmayacak mı? Hayır, öyle demek istemedim Cici. Aslında kendine yeni bir yuva bulmuş. Ama oraya yerleşmeden önce kendi kendine bir söz vermiş. Çok mutlu görünüyor. Çünkü artık hatasını anlamış ve yaptığı yanlışları tekrarlamayacak. Tortor sözüm söz, artık ihtiyacımdan fazlasını tüketmeyeceğim diyerek yeni yuvasına yerleşmiş. Demek ki bir daha savurganlık yapmayacak. Savurgan ne demek Ayşe Usta? Savurgan olmak, sahip olduklarımızı önem vermeden kullanmak demek Maviş. Hmm. Mesela Tortor burada bizimle yaşıyor olsaydı, uçak yaparken gereğinden fazla kağıt harcamaz, kullanmadığı ışıkları açık bırakmaz ve suyu çok ama çok dikkatli kullanırdı. Peki savurgan olmayacağımıza söz versek, obur tırtıl gibi hatalarımızı düzeltebilir miyiz Ayşe Usta? Elbette Robi, her hata düzeltilebilir. Yeter ki isteyelim. Bu banyoda daha sabah geçirmek anlamına mı geliyor? Banyoyu ne kadar sevdiğini biliyorum Çilli. Ama ihtiyacın kadar su kullanman gerektiğini unutmamalısın. Ben savurganlık yapmamaya söz veriyorum. Ben de. Sözümüz işe yaradı. Elektrik geldi. Yaşasın. Sözümüz işe yaradı. Öyle koridorun ışığını ben kontrol ederim. Sizinle gurur duyuyorum çocuklar.